Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda sizlere Doğuş Oto Hisse Senedi teknik analizini yapacağız. Teknik analizimizden evvel tabii ki biz yüz endeksimize giriş yapmak istiyoruz. Arkadaşlar gün sonu kapanışımızı yüz endeksimize baktığımız zaman 10.000 seviyesi yani 10.055 seviyesine kadar bir düşüş yaşandı. Şimdi bizim üst noktamız 10.357 tepe noktamız vardı. Buradan itibaren 4 günlük bir geriye çekiliş var. Zaten endeksimize ve borsamıza bakıldığı zaman da baya bir hisse senetli bazı geri çekilmelerde söz konusu oldu arkadaşlar. Bu tabii ki biraz panik satışlarda beraberinde getirmiş diyebiliriz ama, ama şöyle bir durum var 9816 destek seviyemiz yani ilk destek seviyemiz olarak baz alabiliriz bunun altına gelip gelmeyeceğini Tabii ki ileriki günlerde hep beraber bakacağız gözlemleyeceğiz aşağıda ise 9400 seviyelerden 9408 seviyesinde bir kırmızı çizgimiz var ki bunun buradaki tepe noktalarımızdan baz aldığımız zaman ve tabii ki şuradaki destek noktamızdan baz aldığımız zaman çok güçlü bir destek halinde karşımıza çıkmış oluyor. Eğer ki ileriki günlerde öncelikle 9816 ve akabinde 9408 seviyesi kırılırsa hızlı bir şekilde 8900 seviyelerine kadar bir geriye çekilme ve 98700 seviyelerine kadar bir geriye çekme görme ihtimali vardır. Peki bunu nasıl dile getirdik? Hemen bizim indikatör tarafı tarafımıza kırılmasını yaşadı arkadaşlar baktığımız zaman borsamızda bir kırılma karşımıza gelmiş durumda ve bu tabii ki makde tarafımızı da ilk kırmızı negatif mumumuzu gösterdi bunun itibariyle aşağı doğru inişlerde ilk etapta arayış tarafımıza dostlar 174 seviyesinde bir geriye çekilme görüle bilir. Eğer ki bu taraflarda bir inişleri gerçekleştirirse bir de bu bize neye getirir? 9400 seviyelerine kadar bir geriye çekilme karşımıza getirebilir. Ama şunu unutmamakta fayda vardır. Borsada bu tip durumlar daha önceki durumlarda da yaşanmış durumdadır. Yani bu ne demek oluyordur? İnişlerin bir fırsat alımı karşımıza getirebilir dostlar. Şimdi hızlı bir şekilde de doğuşa dönüş yapalım. Doğuş hisse senedimizde tabii ki bizim istediğimiz seviyelerde henüz bir canlanma görülmedi arkadaşlar. Özellikle borsamızın yani endekslerimizin düşüşünde de etkilendiğini söyleyebiliriz. Bakın 4 günlük bir düşüş aynı yüz endeksimize de 4 günlük bir geriye çekilmeler tekamül ettiğini söyleyebiliriz. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Borsadaki düşüşlerin de akabinde e, burada Doğuş da negatif bölgede e, kapattığını ve beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Yani satış baskısının yaşandığını ve bundan sonra da satış baskısının gelme ihtimalinde görebiliriz. Ama bu tabii ki şunun demek değildir ki bundan sonra hızlı bir şekilde çöküş yaşanma durumu yani buradaki gibi bir çöküşün yaşanmasını beklemiyorum açıkçası. Yani bu demek oluyor ki şöyle bir durum söz konusu olabilir. Öncelikle 295 kırmızı çizgimizi kır, kırdı arkadaşlar bugünkü düşüşümüze ki bunu zaten geçen haftalarda da yaşanmıştı. Ancak tepki alımıyla hızlı bir şekilde yukarıya yani 300'ü seviyelere kadar bir yukarı doğru alımları gerçekleştirmişler Şimdi bu şekilde aynısının özellikle 285 seviyesine gelip Buradan aşağı bir kapatmalar eğer görürsek o zaman durumumuz biraz daha kritik duruma gelebilir ve 267 seviyelerine kadar geriye çekimleri gelme ihtimalini görme ihtimali var. Tabii ki bunlar bir tahmindir ve ihtimallerdir. Yani bunu yapacak diye bir kaide yoktur. Ancak borsa yüzende endeksimizde özellikle önümüzdeki günlerde bir tepki alımı bekliyorum pozitif yönlü olarak. Eğer ki bu tepki alımları görülürse doğuş otunu da hızlı bir şekilde tekrardan 295 seviyelerin üzerine atmalarında karşımıza getirebilir. Ancak tabii ki satış baskısının gelmesi özellikle doğuş oto'da da bu etkilenmesi bizim dediğimiz gibi 285 seviyelerine de doğru getirebilir. Ama tabii ki şu an için bunun aşağısında bir kapanışları pek fazla tahmin etmiyorum. Yani ihtimal vermiyorum. Şöyle bir durum söz konusu olur. Buraya kadar gelir. Burada bir tepki alımı gelir ve tekrardan bir inişler. Yani 285 ile 300 arasında bir yataya bir kanal içerisinde seyrini sürdürme ihtimalimize karşımıza gelir. Şimdi aşağıda bizim RSI tarafımıza bakıldığı zaman yani indikatör tarafımıza bakıldığı zaman zaten burada bir kırılmamız vardı ve aşağı doğru bir salınımımızı gerçekleştirmişti. Akabinde bizim bu MACD tarafımıza beraberinde bir kırmızı yani satışların ağırlıklı olduğu taraflarını görebiliyorsunuz. Ama buradan itibaren bir yukarı doğru maddemizin yani yavaş yavaş hissemizin toplandığı anlamına geliyor. Yani hissemizi aşağıdan topladıkları anlamına gelebiliyor arkadaşlar. Ancak bugünkü kapanışımızın negatif olması RSI'mizin tekrardan boynunun aşağı doğru büktüğünü görme ihtimali yani gördüğü, görüyoruz arkadaşlar. Ancak burada tabii ki tepki alımı olursa bizim için öncelikle baz almamız nokta arkadaşlar. Öncelikle RSI'mizin bir yatay tarafında yani bir sırtının bu şekilde bir e, şekillenmesini e, bekleyeceğiz. Bu şekilde bir şekillenmesi arkadaşlar tabii ki yukarı doğru ataklarında getirme ihtimalini yaşayabiliriz. Peki bunu şu an için konuşmak erken mi? Evet erken çünkü burada sinyalimize özellikle arayış sayımızın aşağı doğru göstermesi, hareketli ortalamamızın aşağı doğru göstermesi, makdeye tarafımızın henüz negatif bölgede şekillenmesinden kaynaklı olarak henüz yukarı doğru bir ata yani inişimizin sonlandığı anlamına gelmiyor. Evet şu anda bizim bu doğuş otomuz iniş trendinde devam ediyor. Zaten osilatör tarafımıza baktığı zaman da inişimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Biz tamam ki e, bu hisse senedimizi artık bundan sonra yukarı doğru gelebilmesin diyebilmemiz için ilk etapta 295 seviyesinin üzerinde kapanışları yukarı doğru alımlarını görmemiz gerekiyor. Aksi halde hissemize yavaş yavaş inimler, inişleri de ve aşağıdaki bu noktalarda kapanışlarda görme ihtimalimizi karşımıza getirebilir. Son olarak hacim tarafımıza baktığımız zaman arkadaşlar hacim tarafımızda biraz daha durgunluk görüyorsunuz açıkçası hisse senetlerimizin inişlerine kaynaklı olarak bakın burada bir hacimsel durumu var ama yavaş yavaş bir şekillendirme gelebilir. Yani hem alım hem satımın ortalamasından kaynaklı olarak yukarı doğru belki bir atım daha atak yapabilir arkadaşlar. Bu tamamen ve tamamen buradaki hisse senedimizin İnişinin sebebi ise zaten daha önceki sizlerde analiz videolarımızda ve canlı yayınlarımızda dile getirdiğimiz buradaki kırılımlardan biraz daha hisse senedine soğuk davranıldığı yani yatırımcının biraz daha kaçtığı artık bir şekilde umudunu yitirdiği anlamına geliyor. Yani buradaki inişlerimizi beraberinde burada sirayet etme durumu söz konusu olabilir. Tabii ki bu geçici bir durum mu? Evet borsada bu tip durumlar çoklukta sıklıkla yaşanan bir durumdur. Yani bu hep bundan sonra inecek anlamına gelmiyor. Bir yerde hisse senedimizin artık toparlanmasını görme ihtimalimizi bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için bir süre vermek doğru değildir. Çünkü osilatör indikatör tarafımız inişi gösteriyor. Hacimimiz henüz istediğimiz seviyelerde gelmiş durumda değil. Belki 1-2 haftalık bir süreç içerisinde doğuş oturunun tekrardan toparlanması karşımıza gelebilir. Değerli arkadaşlar sizlere doğuş otu hisse senedinin teknik analizini yaptık. Tabii ki öncelikle biz 100 endeksimize baktık. Burada 100 endeksimizin biraz daha toparlanması bekleyeceğiz. Negatif bölgelere seyir etmesi halinde tabii ki birçok hisse senedinde geriye çekilmeler, satış baskıları, panik satışların da gelme durumu daha da gelebilir. O yüzden biraz daha temkinli olmakta da fayda vardır. Ve Doğuş Oto'nun da aynı şekilde beraberinde takip ettiği bir senet aslında arkadaşlar. Ama bunların geçici olduğunu söyleyebiliriz. Biraz sabır ve zamana yaymış durumda aslında bizim durumumuz. Sizler de bu hisse senedi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka aşağıda paylaşın bizimle. Ve abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki hisse senedi analizimize görüşmek üzere. Esen kalın.